İyi akşamlar sayın seyirciler. Hoş sohbetler programımıza başlıyoruz inşallah. Adnan Bey siz de hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fikret Bey nasılsınız? Çok iyiyim Adnan Bey, siz nasılsınız? Ben de çok yine iyiyim. Yine muhteşem görünüyorsunuz. Maşallah. Her gün olduğu gibi maşallah. 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 Bismillah. Saf suresi 4. Şeytan Allah'a sanırım. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirine kenetlenmiş gibi bir bina, kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever diyor. Müslümanlar soruyormuş, kenetlenmiş gibi oluyor. Şimdi nasıl? Paramparça. Sınırlarla ayrılmış, pasaportla, vizeyle ayrılmış, mayın tarlalarından ayrılmış. Değil mi? Üstelik birbirine düşman kılınmış, birbirinin kafasını kesen, gözünü çıkaran bir sistem. Hoca efendiler de diyorlar, biz maaş alıyoruz, her şey yerinde, çok rahat. Öyle bir şey yok, rahat olun diyorlar. Yani öyle ahir zaman, olaylar, öyle bir konu yok diyor. Bütün İslam aleminde huzur berkemal diyor. Ben de diyor pilavı yiyorum diyor, hoşafta yiyorum, bayağı rahatım diyor. Müslümanların büyük bölümü de inanıyor buna. Saf suresi 2. Ey iman edenler, bak ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? O zaman Müslüman bir şeye söz verdiğinde yerine getirecek. Değil mi? Allah dese ki yapmayacağın şeye neden söz verdin dese, ne yapacak insan? Hayır, uyarmadım mı dese, uyarmış Cenab-ı Allah. Ey iman edenler size, yine Saf suresi 10. Ey iman edenler, şeytanın Allah'a sığınıyorum, sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticarete haber vereyim mi diyor Cenab-ı Allah. Allah ve Resulüne iman edersiniz. Önce Allah'a iman edecek, peygamberine iman edecek. Peygamberine iman etmenin sırf Allah'a iman ettim derse yine geçerli olmuyor. Çünkü dinsiz olarak Allah'a saygı göstermemiş oluyor. Allah'ın elçisini kabul etmemiş oluyor. Allah'ın ona mesajını duymak istememiş oluyor. Allah ve Resulüne iman edersiniz, mallarınız ve canlarınızı Allah yolunda cehd edersiniz, gayret edersiniz. Mal, insanların en üstünde durduğu konu, bütün dünya savaşların nedeni. Evet. Müslüman malını dağıtacak. İnşallah. Mehdi devrinde mal zibil gibi dağıtılıyor. Evet. Ve canlarınıza, canı tatlı olmayacak Müslümanın. Evet. Allah yolunda cehd edersiniz, gayret edersiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. Akşama kadar tebliğ yapacak, İslam'ı yayacak, Kur'an'ı anlatacak, iman hakikatleri anlatacak, Darwinizmin geçersizliğini anlatacak. O da sizin günahlarınızı bağışlar, öyle olduğunda. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, Adnen cennetlerine, güzel konaklara yerleştirir. Adnen cennetlerine, güzel konaklara. Bu güzel konaklar evrimden olmuyor. Allah yaratıyor. Cennette bile insanları evrimden izah etmeye çalışıyor yaratılışını. Yine televizyonda hocalar vardı, onlar da evrimci. Alay evrimci. Yani Allah'ın yaratabileceğine bir türlü inanamıyorlar. İllaki evrim. Bilinçaltında Allah'ın olmadığına inanıyorlar aslında birçoğu. Yaratılışı da açıklayamayacağı için evrimden açıklayalım bari diyorlar. Aslında Allah'a inanmıyorlar. Bak güzel konakları yerleştirir. Konağı kim yaratıyor? Tabii, orada mühendisler yapmıyor konağı. Ameleler, işçiler kimse yapmıyor. Allah anında yaratıyor konağı. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur.
büyük mutluluk. Çünkü güven içinde Allah'ın rızasını kazanmış ve kurtulmuş. Ve seveceğiniz bir başka nimet daha var. Allah'tan yardım ve zafer, nusret ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele. Ebced'i 1981 ediyor. Ayetin bir tane ebced var, o da 1981. Bak, müminleri müjdele. Neyle? Mehdiyetle, İddiat-ı İslam'la, İsa Mesih'in inişiyle. Evet. Neler anlattınız? Kur'an mucizeleri konuştuk. Kur'an mucizeleri. Neler anlattınız Kur'an mucizelerinden? Evrendeki yörüngelerden bahsettik. Cihat yeni bir Kur'an mucizesinden bahsetti hocam. Nedir o cihat? Hestislerin embriyolojide kökeninden bahsediliyor. Tam da omurga ile kavgalar arasından çıkar diye tarif ediliyor benim kökemi olarak. Orada tarif edilen ayrıntılı yer tam da tesislerin embriyolojik köken aldığı yer, anne karnındayken. Evet, ayette ne diyor? Ama embriyolojik olarak bu şekilde oluyor diyorsun. Evet, tesisler orada büyüyor, daha sonra aşağı doğru iniyorlar. Çok acayip. Maşallah. Evet. Mesela, ey Heman, bize bir kule yap ayeti vardı. 1400 yıl sonra Haman'ın kule ustası olduğu anlaşılmıştı. Sonradan, yani o yazıtlardan anlaşılmıştı. Mısır yazıtlarında öyle geçiyor, Haman diye geçiyor. Senin ismin neydi yakışıklı? Ozan. Ozan, Aslan Ozan. Ozan, sen okul neydin? Kadir Has Üniversitesi, ekonomi bölümü. Aferin sana. Senin okul neydi? Marmara Üniversitesi hocam, biyomedikal. 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 Nedir bu biyomedikal, anlama? Hocam, hastanedeki tıbbi cihazlar üzerine. Tıbbi cihazların ilgileniyorlar. Teknikerliği. İşi yapım çalışması. Evet. İyi, güzel. Sen Melahat Hanım'ın kardeşisin. Evet. Konya'dan geliyorsun. Evet. Acayip sevimli bir şey ya. Maşallah. Evet. Fikret Bey, tam bir sanatçı olduğunuz anlaşılıyor. Öyle bir görüntü mü var? Yani renklerin adeta dansı var. Yani bu zaten sanat bir yönüyle renklerle hayat meydana getirmektir. Renklerle güzellik meydana getirmektir. Mesela ressam öyle yapar. Grafiker öyle yapar. Renklerle adeta oynar, dans eder yani. Evet. Fikret darmadağın oldu, en iyisi ben devam etmeyeyim. Adam Bey, yalnız benim tanıdığım, bildiğim sanatçı özelliği en çok gelişmiş olan, sanattan en çok anlayan, estetik yönü en çok gelişmiş olan insan sizsiniz. Evet, maşallah. Maşallah. Evet. Sen de şahitsin. Tablolarınız da çok güzel. Tablolar. Ne tablosu? Çeşitli. Kabartmalı tablolar. Kara kalem de, evet. Bulunduğunuz ortamları da hep en estetik, en güzel şekilde tasarlayıp düşünüyorsunuz hocam, maşallah. Ve hiç durağanlık yok, hep değişim var, iyiye doğru maşallah. Maşallah. Şimdi televizyonda konuşan böyle eski ilahiyat hocaları var. Anlatıyor böyle bir şeyler. İslam alemi işte şöyle sürünüyor, böyle sürünüyor. İşte para vermiyorlar. Para vermemeyi bırak, adam seni öldürüyor zaten. Biliyor adam senin durumunu. Eğer gücün yetiyorsa sen bir medeniyet meydana getir. Kalite meydana getir, güç meydana getir. Bu zulmü durdur. Gece gündüz ağlaman alemi ne ya? Sakin sakin ağlıyor. Öbür hocalar da sakin sakin ağlıyorlar. Öbürü de zaten hiçbir şey yok diyor. Bir pilavı yok diyor, hoşafı da yok diyor. Evet. Hanım da diyor,
evi süpürüyordu. Hiçbir sorun yok diyor. Evet. Bizim eve gelmediler diyor özetle. Evet. Bir sıkıntı yok diyor. Bayılıyorlar adama da yani. Şahane konuşuyor. Akşam anlatıyor işte fıstık yağı enseye sürülür mü? Efendim burnumuzu yıkarken suyu sağdan mı soldan mı suyu çarpacağız? Ya İslam alemi paramparça olmuş. Perişan sürünüyor. Oluk oluk kan akıyor. Onlardan tek kelime bahsetmediği gibi akıl almaz bir ferahlıkla işte kaş nasıl taranır, kulak nasıl kaşınır, binlerce detay ya. Sakin sakin onları anlatıyor. Öbür kanallara bakıyorum yine öyle hafif yüzlerinde de bir tebessüm oluyor. Böyle nurani hoca havası veriyorlar. Böyle mahruki bir gülüş. Hani cennet ehli görüntüsü oluyor yüzünde de. Yani onun kendi kafasına göre. Nurani hoca görüntüsü vermek için ona ihtiyaçları oluyor. Sürekli detaylar. İşte hıyar nedir? Efendim, havuç yemek sünnet mi değil mi? Ya kardeşim bakın adam öldürülüyor. Adam öldürülüyor. Çocuk öldürülüyor ya. Yer yerinden oynuyor. Darwinist, materyalist felsefe dünyayı sarmış. Türkiye'de resmi olarak Darwinizm anlatılıyor. Hükümet baş edemiyor ya. Hükümet baş edemiyor. Allah yok deniyor devletin kitaplarında. Sen de oturmuş soruyor gevrek gevrek. Havuç sünnet mi? İşte fasulye sünnet mi? Onlar anlatıyorsun ya. Bu ne ferahlıktır ya. Ya işler acısı bir durum var. Adamlar da görmezden geliyorlar. Çekirdek çitleyerek falan adamları seyrediyorlar, dinliyorlar. Ne güzel konuşuyor hoca efendi ya diyor. Bunun farkına varabilmeleri için çok kapsamlı anlatılması gerekiyor. Yani bir kere, iki kere, on kere inen de anlayacakları gibi değil. Bu enaniyetli hocaların da daha da enaniyetleri artıyor. Öyle detayları bunların anlatıyor olması onları acayip heyecanlandırıyor. Ya diyor ilme bak adamdaki ya diyor. Yani akıl almaz detaylar ama. İşte abdest suyunu avucuna koyduğunda parmak araları nasıl hilallenecek? Onu anlatıyor uzun uzun. Hangi mezhepte nasıldır? Üstten mi gelecek su, alttan mı gelecek? Bu arada ama çocuklar öldürülmeye devam ediyor yani. Kadınlar öldürülmeye devam ediyor onları konuşurken. Akıl almaz bir ferahlık ve sakinlikle anlatıyorlar. Bunların bu konuşmalarının hepsini bir toparlayalım da bunu bir kitap haline getirelim. Yani bunların ferahlığını bir ortaya koyalım. Birçok konuşmalar var bunların. Yayınlanmış zaten hazır internette var. Onları deşifre edip yani nasıl konulara ağırlık veriyorlar. İslam alemi ne halde? Bunlar nelerle uğraşıyorlar? Bir de ağzı açık seyrediyorlar ya karşısına geçip. Özellikle şu ilahiyat hocaları, eski hocaları falan akıl almaz enaniyetli bayağı bir kısmı. Kendileri, o ondan enaniyetli, o ondan enaniyetli. Yani her biri kendi dünyanın kutbu görüyor böyle. Akıl almaz detaylar var bunlarda. Bunlar detay adamı. Anlatıyor, 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 bitmiyor. Hakikaten ezberlemiş. Boş işlere bütün dikkatlerini vermişler. Bütün ömrü boş işlerle uğraşmakla geçmiş. Ya kardeşim yüzünü yıka nasıl yıkıyorsan yıka. Su aşağıdan mı geliyor, üstten mi geliyor, kenardan mı geliyor? Ne alakası var ya? Evet.